Konyalı Bedriye Kılıç olayında son dakika gelişmesi. Katil eş cesedi attığı yeri gösterdi. Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldürdükten sonra uçurumdan atan kayıp ihbarında bulunan katil zanlısı Koca Tayfur Kılıç, karısının cesedini uçurumdan attığı yeri savcı ve polis ekiplerine gösterdi. Cime, cime. Bir dakika. Cime. Gel, gel. Bedriye Kılıç'ın ağabeyi Muhammed Erde olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Olay 6 Temmuz 2023 Perşembe günü Akşehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 7 Temmuz günü Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Tayfur Kılıç, kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi eşi Bedriye Kılıç'ın evine gelmediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar bir izle rastlanmazken Bedriye Kılıç'tan haber alınamayan yakınları Kılıç'ın bulunması için İstanbul'a gelerek Müge Anlı'nın programına katıldı. Programa katılan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç da kayıp başvurusunda bulunduğunu, bir haber alınamadığını belirtirken programa katılan yakınlarının kendisine yönettikleri suçlamaları da reddetti. Televizyon programında suçlamaları reddeden ve çelişkili konuşan Bedriye Kılıç'ın kocası Tayfur Kılıç, program sonrası memleketi Akşehir ilçesine döndüğü ve otobüste otogar girişinde Konya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüpheli Tayfur Kılıç, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi uçurumdan attığını itiraf etti. Daha sonra polis eşliğinde Akşehir'e getirilen Tayfur Kılıç, karısını öldürdükten sonra attığını belirttiği, uçurumda da yer göstermesi işlemi yapılarak savcıya olay anını anlattı. Akşehir Antalya yolu Can Kurtaran Mahallesi yakınlarındaki uçurumda polis ekipleri de drone yardımıyla Bedriye Kılıç'ın cesedini aradı. Ayrıca olay yerine Akut ve dağcılık ekipleri de gelerek uçurumdan aşağıya inip ceset arama çalışmalarına başladı. Bedriye Kılıç'ın ağabeyi Muhammed Erde olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Tayfur Kılıç yer göstermenin tamamlanmasının ardından polis aracıyla karakola götürüldü. Dağcılık ekipleriyle drone yardımıyla Bedriye Kılıç'ın cesedinin arama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.